Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır inşallah? Kablolarımı taktım. Performje mi? Yok, derilerden. Nereye? Bir talk show'a gidiyorum. İşte benim stilimde. Güzel bir, belki 5'e kalmışımdır. Finale? Finale kalmışımdır. Çağırıyorlar, biz de gidiyoruz bakalım. Peki, gel bakalım. Gece, değil mi? Evet, gece. Tamam. Aslı. Kabloların çok güzel olmuş, kabloların. Aynen valla. Çok güzel üzerindeki, şu alt tarafında bir numara var ama. Nasıl yani? Potluk yapıyor şuradan, arkadan da yapıyor. Acaba o bele kadar mı olan bir şey normalde? Böyleydi. Ya da böyle daha kütür kütür bir kumaşın üstüne mi gelmeliydi acaba diye düşündüm. Hep yani ama ne olursa sıkıştırırdı. Muhteşem görünüyorsun. Ayakkabılarını da çok güzel. Görelim ayakkabılarını, biz de görelim. Teşekkürler. Sadece üzerindekinin kumaşı böyle daha poplin, jilet gibi bir şey mi olsaydı, onu kırıştırıp topluyor çünkü. Belki toplamaması gerekiyordur. Güzel. Bu eteğin sanki buradan genişlemesi gerekiyordu gibi. Hani o teller, deri onu büzüyor ya, dediği gibi. Sen orayı mı kastettin, şurası? Yani bilmiyorum, belki de böyle özellikle düşündün. Hani çok güzel. Balık ama değil çünkü, ne yaparsam yapayım burada büzüşme olacaktı. Anca buradan bir etek olması lazım ki. Hah, evet. Ama onu sanki yapamam ki, burada etek durmaz. Hani bu bir korse sonuçta. Korse. Korse. Bu bir korse. Ya değişik bir korse. Bugün tanımlanamayan objeler geçiyor. Yani evet, bu bir cisim yaklaşıyordu. Bir korse. Bakıyoruz yani. Yani talk show'da kesinlikle konuşulur bu. Tamam, çok doğru bir kombin. Ertesi gün hakikaten bu şeye de düşer, medyaya da düşer. Ne giymişti bu, neydi, neyi anlatmaya çalıştı? Farklı bir sanatçı şey burada nasıl bir yorum içindeydi? Evet, amacına uygun. Bak ben bile burada kifayetsiz kalıyorum, öz dilimle yani. Amacımız buydu. Bu neydi diye. Amaca giden. Güzel ama şık. Geçebilirsin, tamam. Bol şans diliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Gucci 80 lira, çanta 100 lira, etek gömlek 400 lira, deri korse 200 lira, aksesuar 50 lira. Biz şimdi İvana ile siz ilk çıktığınız andan beri senin üzerinde sürekli konuşuyoruz burada. Fıs 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 fıs. Onun için yorumumuzu ikimiz yapacağız. Buyur İvana, gel. Aynen. Eyvah. Çıkartayım. O kadar korkunç bir şey ki üstündeki. Ya, bak çıkarmadan ya önce Hako bir şey söyleyeceğim. Bak bunun da şu olmasa. Aynı. Bu kısım olmasaydı tamam olurdu. Burası İşi rahatsız bozdu. Etmiş. Aynı. Bak bu şunu olmasa. Şöyle kaldı. Bak şimdi okey. Aynı. Şimdi olsa tamam. Hala bile aslında fazla bana. Ama aynen, ben öyle bu kadar bu arayışları sevmiyorum. Aynen. Bir de bunu takmışsın. Burası gitmiş, eskimiş. Kamera okudu onu. Ne olacak? Nasıl? Özel tasarım bu. Yok yani, yeni yaptırmıştım İvan Hanım. Kendi yani bir yeri görmüşsün. Ha, evet aynen, beğendim, diktirdim. O kadar olmamış ki. Denedim ama. Denedim. Şey duruyor, yapay duruyor. Oturmadı. Ondan dolayı. Yani bunu ver Hatice, sahneye çıkarken giysin. Yani bununla talk show'a gidemezsin. Benim talk show'uma gelsen ben seni almam. Ya. Ama çanta güzel. Değişiklik olsun dedim. Ne bileyim. O kadar bir bırak dediniz ki. Korkma, bırak, bir tamam, şeye bırak yaramıyor zaten. Etek. Şunu ben de atabilir miyim? Etek bu şerefe nail evet olabilir miyim? Bunu da diktirdim. Hakkıncığım bunu bir dur. Önce şu mikrofonu takayım. Ha, tamam. Küpelerimi çıkartayım mı? Evet, küpe çıkartacağız. Ya, çıkar fazla be. Bak bakayım. Fazla duruyor gibi. Rengi aynı aslında mı? İyi, çok güzelmiş. Benim hediye sana bu. Ya gerçekten mi? Evet. Ay çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Başka bir zamanda kombinleyebilir miyim bunu? Tabii ki. Oo süper, çok teşekkür ederim. Tamam. Yok be. Oley, ilk hediyeyi ben aldım. Geliyor kızlar, geliyor. Yaşasın. Tamam. Nasıl? Evet. Bunu da size veriyorum o zaman. Çantayı veriyorum size. Yok yok yok, böyle bir güzel kombin oldu. Gizem, arabanı istiyorum. Çok evet beğendim gidiyorken. Allah'ım. Ben gidiyorum buradan. Şimdi çok kısa bir cümle kuracağım. Nasıl oldu? Yani şunu bir tutturamıyorsun. O kadar güzel ki gömleğin ve elbisen. Böyle gelsen sana 10 verirdim yine. Dün 10 verdim değil mi ben sana? Elimi kırayım yani. Böyle gelsen inan 10'luksun. Evet. Ama böyle gelmediğin için kaçlıksın gör. Ya
Hadi neyse, bu gömleğin eteğin hatırına ortalama da kal 7. Teşekkür ederim. Sadece küçücük bir kemer isterdim orada. O etin kısmını da kapatmak için. Ne yapayım? Değişik bir şey yapayım derken batırdım. Neyse. Olsun. Başka zamanda inşallah 7. Teşekkür ederim. Başka zaman inşallah. Tuğçe, fikir çok güzeldi. Beceremedim. Beceremedin. Zayıf kaldı. Evet. Yani onlar söktükleri vakit oh dedim. Eğer daha kuvvetli bir şekilde, daha vurgulu bir şekilde o fikri yapsaydın, Hakan biraz yukarıya çıkardı ama bulunduğu boydan biraz daha aşağıya basene kadar da böyle kavrasaydı, eski gepiyerler gibi, evet. Eskiden kadınlar vücudunu sıkmak için bir cendereye girerlerdi. Biraz yumuşak kaldı galiba o. Evet. O yüzden sarmadı. Sarmadı, bir de o göğüs altında kalacaktı büstiye gibi. Ama bir veyahut de bu da, etek formuyla, bu etek formunun üzerine bir şey takamazsın. Ay, bir yere kadar gelecektin, etek de ona göre oynayıp beline açılacaktı. Kadar, yani düz kalem olması buraya lazım. Kadar. Yani fikir çok güzeldi, fikir harcandı. Hatta bir gün şöyle bir şey yaşadık. Berna'nın bir kemeri bir şey vardı. Ben çıkarıp üstüne dolamıştım, öyle evet, bir şey yapmıştı. Yani onu anımsatıyor. Onu burada bir anlık yapmıştık onu. Ama bu özenmişin yapmışın yerine getirmedi, fikri çürüttü. Şimdi o üstündeyken çanta büyüktü. Ama ne zaman ki bu kolye takıldı, şimdi çanta yerini buldu. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar, denge. Hani demin çanta büyük dedik ama şu anda çanta tamam. Bir leke oldu o beyazın içinde, çok olumlu. Bu hali çok güzel ama senin halin ne veriyorum tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederim. İvan Hanım, bunu size hediye etmek istiyorum. Ay canım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güle güle kullan.